Merhaba gençler. Sonrası Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere madde ve özellikleri konusunu anlatacağım. Madde ve özelliklerini ben 3 videoda anlattım. Birinci videoya gelin hep birlikte göz atalım. Evet, hemen bakalım madde nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Diyor ki madde olarak bize boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan tanecikli yapıdır. Kitap, sıra, taş ve benzeri yapılara biz ne diyeceğiz? Madde diyeceğiz. Bakın burası önemli. Tekrar söyleyeyim burayı. Hacmi olacak, kütlesi olacak ve eylemsizlikli yapıda olacak. Şimdi hacmi, kütleyi, eylemsizlikli yapı, hatta bir de tanecikli yapı, bunlar maddenin ortak özellikleridir. Bunlar olmazsa olmazımız. O yüzden biz bu dört eylemi, yani dört özelliği, kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı. Hatta burada şundan bahsedebilirim. Eylemsizlik dediğimiz şey ne? Ondan bahsedeyim. Bir cismin kendini koruma isteğidir. Mesela Katar'daki bir maddeyi düşünün. Katar'daki maddeler atom halinde bulunduğunu düşünelim. Atomlar düşünelim. Bu, siz buna bir hareket uyguladığınızda aslında bunlar kendi içlerinde o eylemlerini korumak istedikleri için sabit bir şekilde yerlerinde kalabiliyorlar. Tanecikli yapı zaten her madde kendine ait atomlardan, moleküllerden oluşmaktadır. Bunlar da bunun tanecikli yapı olduğunu gösterir zaten. Hacim ne olması lazım? Uzayda yer kaplaması lazım. Kütle dediğimiz şey ise o taneciklerin sayısına, burada belirtmiş olduğumuz taneciklerin sayısına ne diyeceğiz? Kütle diyeceğiz ve kütle de bununla orantılıdır. Şimdi biz zaten kütle, hacim kısmını detaylı inceleyeceğiz. Peki devam edeyim. Mesela diyor ki bize katı maddenin şekil almış haline ise cisim denir diyor. O zaman siz elinizde diyelim ki demir maddesi var. Demir bir maddedir. Altın bir maddedir. Bunlar madde iken ya da bakır bir maddedir. Siz bunları alıp eğer altın bilezik haline getirebiliyorsanız, demir çekiç haline getiriyorsanız ya da bakır tel haline getiriyorsanız bunlara ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bunlara cisim diyeceksiniz. Buraya dikkat. Tekrar söylüyorum. Altın, demir bunlar birer madde iken altın bilezik, demir çekiç ya da bakır tel neymiş? Cisimdir diyoruz. Hemen kütle nedir? Kütleden bahsedelim öncelikle. Kütle dediğimiz şey arkadaşlar maddeyi oluşturan taneciklerin sayısıyla ilgili ölçülebilir bir niceliktir. Bakın tekrar söylüyorum. Maddeyi oluşturan taneciklerin sayısı ile ilgili ölçülebilir bir niceliktir. Maddenin eylemsizliğinin bir ölçüsü olarak da ifade edilir. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki elimizde bu anlatılan ifadeler nedir? Ondan bahsedelim. M kütleli bir cismimiz var. Ya da M kütleli demeyelim. Şimdi onu yeni göreceğiz. 3 kilogram kütleli bir cisim var. Ya da siz başka bir cismimiz var. Bu da 10 kilogram kütleli. Şimdi o zaman buraya aynı büyüklükte bir kuvvet uyguluyorum. 10 Newton'luk bir kuvvet buraya. 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet buraya uyguladığımı düşünürseniz. Şimdi bu ikisi arasında, yani 10 Newton 10 Newton kütleleri kıyasladığınızda ise 3 kilograma 10 kilogram. Hangisini hareket ettirmeniz daha kolaydır? Evet, hangisini? Aynen öyle. Birincisini hareket ettirmeniz kolayken ikincisini hareket ettirmeniz zordur, değil mi? İşte birincisini hareket ettirebilmenizin temel sebebi cismin kütlesinin az olması, küçük olmasıdır. Yani siz hareketini, yani cisim hareket etmeme isteğini, durgundu çünkü, hareket etmeme isteğini devam ettiriyor ikincisinde dikkat ederseniz. Açıklamada ne diyordu bize? Maddenin eylemsizliğinin bir ölçüsü olarak ifade edilir diyor. Evet, eşit kollu terazi ile ölçülür. Arkadaşlar eşit kollu terazi dediğimiz şey şöyle bir yapı, biliyorsunuz zaten bunu. Mantığı aslında bir tork prensibine göre de çalışır. Şurada bir x cismi, burada bir hatta şeklini şöyle çizelim. Burada bir şöyle, pardon, şöyle y cismi, şurada bir x cismi olsun. Bakın eşit kollu diyoruz, değil mi? O zaman şu kollar eşit olmalı bakın. Şu kollar mesafelere eşit olmalı. Hatta bunu şöyle göstereyim ben size daha net anlaşılması adına. Diyelim ki burada şuraya ben şuraya 10 birim dedim. Burası 10 birim. Burası da 10 birim. İşte bizim bu 10 birimlik değerlerimiz sizin burada aslında şuraya olan uzaklığınız ile bu cismin ağırlığının çarpımının eşit olması gerekecek. Nedir bu? Mesela diyelim ki bu cismin ağırlığı ne kadar olsun? 20 Newton olsun.
Bu cismin dengeyi sağlayabilmesi için de ağırlığı 20 Newton olmalı, değil mi? İşte bu bağlantı aslında bizim ileride göreceğimiz tork kavramıyla alakalıdır. Yani şu, x çarpı 10 eşittir 20 ya da y çarpı 10 olması lazım. Buradan onlar sadeleştiğini düşünürseniz x neye eşit? Y'ye eşit. Yani eşit kollu terazide bu cismin dengede kalabilmesi için x'in y'ye eşit olması gerekiyor diyor. O yüzden sorularda eşit kollu terazinin ne amaçla kullanıldığında iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, devam edersek şimdi. Peki dedik ki eşit kollu teraziyle ölçülüyor dedik. Eşit kollu teraziye bağlı olarak bu cismin ya da kütlenin daha doğrusu sembolü neymiş arkadaşlar? M harfiyle gösteriliyor dedik, sembol. Hatta İngilizce mass kelimesinden geliyor. Bunu da bileceğiz. Şöyle hemen düzeltelim. Evet. M sembolüyle gösterilir dedik. Uluslararası SI dediğimiz System International, yani uluslararası birim kurumunda diyelim. Kabul edilen birimimiz, kütlenin birimi nedir? Kilogramdır diyoruz. Bakın, kütlenin tanımını değişmeyen madde miktarı olarak kullanmadık. Değişmeyen madde miktarı değil tanımımız. Tanımımız ne? Maddeyi oluşturan taneciklerin sayısıdır. Yani diyelim ki elimizde şöyle tanecikli bir yapı var. Öbür elimizde de böyle tanecikli yapı var. Baktığınızda birincinin tanecik sayısı fazla. O zaman diyeceğiz ki bunun kütle miktarı daha fazladır diyeceğiz. Şimdi evet, uluslararası birim sistemi kilogramı kabul etti, ancak mesela gram da bir kütlenin birimidir. Ton da bir kütlenin birimidir. İşte kilogram zaten kabul edilen değer. Desigram da, santigram da, miligram da yine kütlenin birer birimleri olacak. Peki bakarsak, biz burada gramı referans alırsak eğer, gram referans alıyorum, dikkat edin. 1 gram şeklinde gidiyorum. Yukarı doğru çıktıkça, yani bunun bağlantısını şöyle düşünün. Aşağıya doğru indikçe 10 ile çarpıyorsunuz. Çarpı 10 diyorum. Yukarı doğru çıktıkça, onu da şöyle şurada göstereyim. Yukarı doğru çıktıkça 10'a bölüyorsunuz. Ya da çarpı 10 üzeri eksi 1 diyorsunuz. Her bir kat için bunu söylüyoruz aslında. Hemen şöyle yapayım. Şurayı sileyim. Şunu da sileyim. O zaman çarpı olarak gösterecek olursak çarpı 10 üzeri eksi 1 demem gerekiyor. Aşağıya doğru inmeye devam ediyorsanız eğer yine ne diyeceksiniz? Çarpı 10 çarpı 10 şeklinde diyeceksiniz. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki elimizde ne kadar var? İşte 1 gramımız var. Tamam mı? Miligram cinsinden yazacak olursak ne diyeceğiz? 1 gram eşittir 10 üzeri 3 miligramdır diyeceğiz. Bu da zaten aşağıya doğru indikçe çarpıldığı anlamına gelir. 1 miligram bu neye eşit olacak? Bu yukarı çıkmanız gerekiyor. Bakın, miligramdan grama çıkmanız gerekiyor. 10 üzeri eksi 3 gramdır. Hatta kilogram cinsinden yazalım bakın burayı. 10 üzeri eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 olacak. O zaman ne diyeceğiz buraya? 10 üzeri eksi 6 kilogram şeklinde yazmamız gerekecek. Burada şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Kilogram, kilogramın bir üstü ton. Hatta ton demeyeyim, kental diyeyim. Bunu da şöyle göstereyim. Kilogram ve kental şeklinde ifade edelim. Şurası kental olsun. Şurası da ton olsun. Burada ifade ettiğimiz değer şu aslında. Bizim 1 kilogramımız, onu şöyle şu altta ifade edeyim. Bakın, 100 kilogram 1 kentale eşit. 1000 kilogram da 1 tona eşit. Bazen sorularda görürsünüz. Kentalin kavramı da, yani sembolü de Q ile gösterilir. 1, bakın gram gibi algılansa da bu dik bir Q'dur. Graminki böyle uluslararası birim sisteminde yuvarlak bir yapıya sahiptir diyoruz. Şimdi burada örneklerimiz var. Bu örneklere hemen göz atalım. 0,5 kilogram kaç gramdır? Hemen arkadaşım, bakıyorsun buraya. Bak. Neredesin? Sana verilen neresi? Kilogram. Ne isteniyor? Gram isteniyor. Ne yapacaksın? Aşağıya doğru ineceksin. O zaman grama inebilmen için bunu ne yapıyordun? 10'la çarpıyordun. Peki kaç sefer iniyorsun? 1, 2, 3 sefer iniyorsun. O zaman çarpı 10 diyeceğiz. Çarpı 10 dersek burası ne yapar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Pardon. Şöyle yapalım.
5 çarpı 10 üzeri 2 gram yapacak. Bakın 80 ton dedi, kaç gram? Tondan grama inmeniz gerekiyor zaten. Burası şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela hemen aklınıza şuradan da gelebilir. 80 ton, şöyle gösterelim. 80 ton kaç kilogram? Bakın önce kilograma çevireyim isterseniz. Burası 80 bin kilogram. Yani 8 çarpı 10 üzeri 4 kilogram. Sen buradan grama geçeceksin. 10 üzeri 3 ile çarpmaya devam ediyorsun. O zaman 8 çarpı 10 üzeri 7 grama denk geleceğiz. Devam edelim. 700 miligram kaç kilogramdır? Bakıyorum hemen tabloma tekrardan. Tabloda ne dedik arkadaşlar? Miligramdan nereye gel diyor bana? Kilograma gel diyor. Yukarı çıkıyorum. Kaç sefer geçiyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sefer geçiyorum. 6 sefer geçtiğimi söylersek, o zaman tekrar gösteriyorum bakın. 1, 2, 3, değil mi? Her bir aralığı atlıyorum çünkü. Evet. 3, 4, 5, 6 sefer geçiyorum. O zaman 10 üzeri 6'ya, 10 üzeri eksi 6 ile çarpmam gerekecek. 700 miligram, 2 sıfırım var zaten. O zaman 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram şeklinde yazmamız gerekiyor. 5600 kilogram kaç tondur demiş. O zaman tonsa 3 sıfır yukarı çıktığım için 3 sıfır silmem gerekecek. 3 sıfır silersem 5.6 tona denk geliyor demem lazım. 10 gram kaç kilogramdır demiş. Yukarı çıkıyorum yine. 10 üzeri eksi 3 ile çarpmam gerekecek. 10 üzeri eksi 3 ile çarptığımı düşünün. Bir tane burada vardı zaten. Geriye ne kaldı? 10 üzeri eksi 2 kilogram kaldı dedik. Geldik hacme. Hacim dediğimiz şey nedir? Maddenin uzayda kapladığı yerdir dedik. Volalite dediğimiz sembol V harfinden gelir. Birim, uluslararası birim sistemi metre küp. Şurayı düzeltelim. Metre küp şeklinde ifade etmiştir. Hocam litre ulus hacim birimi değil midir? Hacim birimidir. Santimetre küp hacim birimi değil mi? Hacim birimidir. Bakarsak bunlara da zaten şöyle yine bir tablomuz mevcut. Bu tabloda da diyor ki arkadaşlar yine referansı neresi aldık? Bakın metre küp aldık. Yani uluslararası birim sistemin kabul ettiği değer almış olduk. Yine yukarı çıkarken dekametre küp, hektometre küp, kilometre küp, aşağıya inerken, değil mi? Aşağı inerken yine çarparak iniyorsunuz. Dikkat edin. Aynı. Değişen hiçbir şey yok. Burada birer birer gidiyordu. Hacim 3 boyutlu düşünmemiz gerektiği için küpü şeklinde hareket etmeliyiz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Burası metre küpse bir aşağı indim desimetre küpe geldiğimde 10 üzeri 3 ile çarpmam lazım. Bir aşağı geldiğinde 3 daha çarptım 10 üzeri 6. Bir aşağı geldiğimde 10 üzeri 3 ile daha çarptım 10 üzeri 9 olur diyoruz. Yukarı doğru çıktıkça ise ne yapacak? Azalmalar meydana gelecek. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar. 1 litre eşittir 1 desimetre küpe. Her zaman göreceğiz karşımıza çok çıkacak. 1 mililitre de eşittir 1 santimetre küpe. Yani 1 litre 1 desimetre küpe eşitken 1 mililitre 1 santimetre küpe eşitmiş. Sorularda bazen gelebilir. Bakalım ne diyor bize. 0,08 desimetre küp kaç metre küptür? Hemen tabloma göz atıyorum. Desimetre küp burada. Metre küp nerede? Hemen bir üstte. Üste çıkarken ne yapıyordum? 0 siliyordum. Zaten bu adam 2 0 silmiş. 3 0 da ben sileceğim. Etti mi 5 0? O zaman şöyle yazıyorum. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yazdım geçtim. Devam ediyorum. 2 desimetre küp kaç santimetre küptü? Aşağı mı iniyorum? Evet. Bir sefer indim. O zaman 3 ile çarpıyorum. Demek ki 2 çarpı 10 üzeri 3. 3 santimetre küp metre küpe geçmemiz lazım. Bakın 1, 2. 2 sefer yukarı çıktığım için 3, 6 değil mi? Yani neden? Çünkü 3'er 3'er artıyordu. O zaman buraya 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre küp şeklinde yazmam lazım. Dikkat! 8 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küp kaç desimetre küptür? Yine bakarsam santimetre küpteyiz. Nereye gidiyoruz? Metre küpe gidiyoruz. Pardon desimetre küpe gidiyoruz. Bir üste çıkıyoruz. O zaman 10 üzeri eksi 3 ile çarpmam lazım. 10 üzeri 6 idi. 10 üzeri eksi 3 ile çarparsam 8 çarpı 10 üzeri 3 olmalıdır diyoruz. Peki 1200 mililitre. Aslında benden istediği mililitreyi sildim. Santimetre küp yazdım. İstediğine litre. Bunu da sildim. Desimetre küp yazdım. Aynı şeydir diyorum. 1200 santimetre küp bir üstünde bulunan desimetre küple çarptığınızı düşünecek olursak yani bir üste çıktığınızı düşünecek olursak
3-0 silmemiz lazım. 1, 2, bir tane de kendinden sildik. 1.2 ya da 12 çarpı 10 üzeri eksi 1 desimetre küp şeklinde yazmamız gerekecek diyoruz. Şimdi peki biz cisimlerin hacimlerini nasıl bulacağız, ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, cisimlerin hacimlerini bulabilmemiz için yapmamız gereken şey şu. İki şekilde bulacağız. Bunlardan birincisi düzgün geometrik şekle sahip cisimlerin hacimlerinin bulunması. Burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Eğer bir cismin taban ve tavan alanlar birbirlerine eşitse hacim eşittir. Hacim eşittir. Taban alanı, tabanın alanı çarpı yükseklik dememiz gerekiyor. Yükseklik. Neymiş? Tekrar söyle güzel dostum. Eğer tavan alanıyla taban alanı birbirine eşitse o zaman hacmimiz taban alanı çarpı yükseklik formülüyle yapmamız, bulmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Birincisi küp. Küpün hacmini bulmamız gerekiyor. Küpün hacmini nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. Bir tık daha şöyle geriye alırsak sanki daha kolay göreceksiniz. Evet. Küpün hacmi dediğimiz şey, küpün hacmi dediğimiz şey, küp dediğimiz şey, taban alanıyla tavan alanı, yani şu alan ile bu alan birbirine eşit mi? Evet, eşit. O zaman formülü uyguluyorum arkadaşlar. Neydi? Taban alanımız, bakın A, tabanın alanı ne yapar? A kare. Çarpı yükseklik dediğimiz şey de A. O zaman benim hacmim ne oldu? A küp oldu, bakın. Dikdörtgenler prizmasına bakıyorum. Taban alanı. Burası A uzunluğunda, burası B uzunluğundaysa tabanın alanı A çarpı B. O zaman yüksekliğin alanı ne yaptı? Yüksekliğin uzunluğu ne yaptı? C. Çarparsam hacim ne olacaktır? A çarpı B çarpı C şeklinde ifade etmiş olacağız. Peki geldik silindire. Silindir tabanının alanıyla üst alan eşit mi? Evet, o zaman bizim dediğimiz kısma bakacağız. Tabanı bir daire, dairenin alanı nedir? Pi r karedir. Çarpı yüksekliğimiz var. H. Evet, bizim hacmimiz bu kadar. Kürenin tavan ve taban alanı hesaplama durumumuz olmadığı için direkt hacmini hesaplarken 4/3 pi r küp diyeceğiz. Peki koniye baktığımızda ise koni aslında silindirin içerisinde bulunan 1/3'lük bir hacmi kapladığından dolayı şöyle diyebiliriz. 1/3 pi r kare h. Dikkat edin, şurası silindirin hacmiydi. Çarpı 1/3 demiş oldum. Hemen bir örneğimiz var. Örneğimize göz atacak olursak, diyor ki bize örnekte bir kenar uzunluğu 10 santim, yüksekliği 30 santim olan kare prizma şeklindeki bir kabın içi su ile tam doludur. Bakın, elimizde bir tane kare prizma var. Dikdörtgen değilmiş, kare prizma. Şöyle olduğunu varsayın. Tamam mı? Bu kare prizmanın, hatta bunu düzelteyim ben şöyle biraz. Bir saniye. Şöyle kare prizma olduğunu düşünün. Evet, böyle kare prizmamız varmış. Diyor ki bize bakın, bir kenarın uzunluğu 10 santim, yüksekliği 30 santim. Şurası 30 santimse, kare prizma olduğuna göre şu kenar ile bu kenar birbirlerine eşit olmalı. Yani burası bir kare aslında. O zaman buranın da 10'a 10 olacak. Tamamı su ile doluysa, bunun içi tamamen su doluysa, hacmi ne olur buranın? V eşittir. Hemen yapalım. Tabanının alanı ya da üstün alanı ne yapar? 100 çarpı 30'dan. Ne gelir? 3000 santimetre cinsinden verdiği için santimetreleri 3 sefer çarparsanız santimetre küp olacaktır diyorum. Peki devam edeyim. Şimdi bu kaba yarı çapı 2 santim olan içi dolu küre şeklindeki 5 cisim bırakılıyor. Kürenin hacmi neydi arkadaşlar? Yarı çapımız ne kadarmış? 2'ymiş. 2 santim. Peki kürenin hacmi neydi? 4/3 pi r küp. Bakın pi 3 alın demiş. Şununla şu gitti otomatikmen. 4 çarpı 2'nin küpü ne yapar? 2'nin küpünden 8 gelir. 8 çarpı 4'ten 32 santimetre küp. Ama bu kaç tanesinin? Bir tanesinin. O zaman 5 tane diyor. 32 çarpı 5'ten de ne gelecektir arkadaşlar? Burası 160 santimetre küp gelecek. Şimdi siz bunu 160 santimetre küp olarak bu kabın içerisine atarsanız kaptan kaç santimetresi küp su taştı? Demek ki 160 santimetre küp su taştı. Peki kap içerisinde kaç santimetre küp su kaldı? Kabımızın içerisindeki su ne kadardı? 3000 santimetre küptü. O zaman 3000 eksi 160 dersek ne gelir buradan? Şurada
9, 2, 8, 2840 santimetre küplük bir suyum kalmış diyoruz kabın içerisinde. Devam ediyorum. Düzgün geometrik şekli olmayan katıların hacmini nasıl bulacaksın? Düzgün geometrik şekli olmayan. Tamam, düzgünleri ne yaptınız? Formül uyguladınız. Düzgün olmayanları da işte arkadaşlar bu bir taş. Düzgün bir geometrik cisme sahip değil. Ne yapacaksınız? Bunu dereceli silindirik kap ile ölçeceksiniz. Diyelim ki dereceli silindirik kapta birinci sıvı seviyemiz 60 santimetre küp. Siz bunu bu kabın içerisine atarsanız sıvı seviyesi ne hale geldi? 100 santimetre küp geldi. Kural şu. Sıvıya batan hacim kadar sıvı yer değiştirir. Bakın, taşar demiyorum, kalır demiyorum, yer değiştirir diyorum. 60 santimetre küp değil sıvımız. Ve biz bunun içerisine taş attığımızda taş nereye geldi? 100 santimetre, yani sıvı nereye geldi? 100 santimetre küp. Yani sıvı şu kadar aralık yer değiştirdi. O zaman bu benim sıvıya batan hacim dedik. Batan hacmimiz cisim olduğuna göre V cisim eşittir 100 eksi 60'tan ne diyeceğiz? 40 santimetre küptür diyeceğiz taşın hacmi. Burada taşıma kabı olabilir mi? Evet, taşıma kabı da olabilirdi. Mesela taşma seviyesine kadar sıvı dolu olmuş olsaydı. Taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu. Diyelim ki burası da 100 santimetre küp. Ben bu sıvıyı attım, cismi attım buraya. Bu cisim neydi? Kuralımız neydi? Taşan, batan hacim kadar sıvı taşıracak. Batan hacmini kıyaslayacak olursa, bu adam batan hacmi dediğim şey, batan hacmi dediğim şey, sizin tamamı sıvının içerisine tamam battıysa, buraya ne kadar sıvı taştıysa o kadarlık bir hacimdir. Diyelim ki burası da 50 santimetre küp olsun. O zaman benim sıvım ne kadar yer değiştirdi? Bakın şöyle düşünebilirsiniz bunu. Şurası olmasaydı bu sıvı 50 santimetre küp şuraya çıkacak mıydı? Evet. O zaman demek ki benim cismimin hacmi 50 santimetre küp olmalıdır. Yani V cisim eşittir. V taşan. O da eşittir. 50 santimetre küptür dedik. Bakalım bir örneğimiz var hemen. Diyor ki örnekte. Tavan yarıçapı 4 santimetre olan şekildeki silindirik kapta 15 santimetre santimetre yüksekliğinde su vardır. Bu durumda su içine suda çözünmeyen Y cismi bırakılıyor ve Y cismi tamamen sıvının içerisine battığında su yüksekliği 25 santim oluyor demiş. Buna göre Y cisminin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Arkadaşlar, bunun iki yöntemi var. Birinci yöntemimiz şu. Deriz ki bizim normalde hacmimiz, birinci hacmimiz ne kadar? V1. Şu an taban alanı çarpı yükseklikte. Taban yarıçapı 4 ise taban alanı pi re kare çarpı pi re kareden diye düşünecek olursak 3 çarpı yarıçapım 4, 4'ün karesi 16'dan taban yarıçapım pardon taban alanım 48 santimetre küp. O zaman taban alanı çarpı yükseklik bu birinci hacminizdir. 48 çarpı 15 santimetre küptür diyoruz. Peki İkinci hacmimiz nedir? V2. Ne diyor? Sıvı seviyesi nereye geliyormuş? 25 santimetre küp. Artık yeni sıvı seviyem burası. 25 santimetreye geldi. O zaman 48 taban alanım değişmedi. Çarpı 25 santimetre küp. Bu da ikincisi ise. Birinciden ikinciyi çıkarttığınızda V2 eksi V1 dediğinizde 15 şey pardon 48 parantezini aldığınızda 48 çarpı 10 gelmez mi güzel kardeşim? Yani burası ne yapar? 480 santimetre küp olur. Anlaşıldı? Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise şu şekilde olurdu. Ben burayı hemen bir temizleyeyim şöyle. Eğer deseydim ki ben şu şekilde alalım. Burada şu şekilde ifade etseydik. Deseydik ki bizim soruda bizden istediği ne? Sıvının ya da Y cisminin hacmi kaç santimetre küptür? Ben diyorum ki arkadaşlar bakın şöyle yapayım. Şu an benim sıvı seviyem burada 15'te. Sıvı seviyem kaça çıkıyor taş atınca? 25'e çıkıyor. Taş bu sıvıyı 10 santimetre yükseltmedi mi? 10 santimetre yükselttiyse ben demek ki şu yükselen miktarın hacmini bulursam bu da benim sıvımın içerisine attığım cismimin hacmi olacak. Burada taban alanımız 48 değil mi? Bak çarp 10'la ne yaptı? 480 santimetre küp yaptı dedik. Evet. Birinci PDF kısmı bitirdik. Madde özellikleri ile ilgili. Anlaşılmayan kısımlar varsa yoruma bırakıyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı arkadaşlarınızla önermeyi unutmayın. İkinci videoda görüşmek üzere.